Şimdi tabii başından itibaren İyi Parti ve onun genel başkanı Sayın Meral Akşener, Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacak aday olduğunu ifade etti. Ve kazanacak bir cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi gerektiğini hep ifade ettiler. Hatta masadaki diğer partilerin genel başkanları da daha önce bu söylemdeydi. Ama daha sonra İyi Parti genel başkanı dışındakilerin tamamı Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına evet dediler. Ve dünkü toplantıda da bu çok net bir şekilde ortaya çıktı. Tabii şu anda İyi Parti biz de takip ediyoruz. Bütün kurullarıyla görüşmeler gerçekleştiriyor. Ve bu görüşmelerden sonra tekrar masa biliyorsunuz Saadet Partisi'nde 6 genel başkan toplanacak. Burada partisinin kararını bildirecek. Ben partisinin kararında farklı bir düşünce olma ihtimalini daha düşük görüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına evet diyecekleri ihtimalini daha yüksek görüyorum. Ha, diğeri bir ihtimal midir? Evet ihtimaldir ama bize göre yüksek ihtimal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına evet demek olacaktır diye düşünüyorum. Tabii bu şunu getirecek. Aynı zamanda İyi Parti HDP'nin desteklediği adaya evet demiş olacak. Tipin desteklediği adaya evet demiş olacak. Marjinal sol partilerin desteklediği adaya evet demiş olacak. Bu da tabii İyi Parti tabanında nasıl karşılanacak? Bunu da seçim atmosferi döneminde ve en nihayetinde sandıkta bunun nasıl yansıdığını göreceğiz. Tabii bizim onlara bir çağrımız şu. Hep kazanacak aday olması lazım dediler. Bizim onlara çağrımız şu. Kazanacak aday arıyorlarsa buyursunlar Cumhur İttifakı'nın adayı kazanacak adaydır. Kendileri Cumhur İttifakı çatısı altında görmekten de büyük memnuniyet duyacağımızı ifade etmek istiyorum. Evet. Şimdi bir açıklama geldi. Meral Akşener herhalde Sayın Meral Akşener açıklama yapmış. Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. Altılı masa artık yok demiş. Demek ki onun bu açıklaması şunu gösteriyor ki artık İyi Parti altılı masada değil, ya yoluna kendisi devam edecek ya da dediğim gibi Cumhur İttifakı'yla birlikte hareket ederse biz Cumhur İttifakı'nın bir bileşeni olarak bundan memnuniyet duyarız. Çünkü Cumhur İttifakı'nın ben daha önce de genişlemesi gerektiğini, genişlemesine çok sıcak baktığımızı ifade etmiştim. Burada bizim sadece ölçümüz nedir? Devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini önceleyen tüm siyasi partilere, tüm vatandaşlarımıza, tüm siyasetçilere Cumhur İttifakı'nın kapılarının açık olduğunu söylemiştim.